Efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Şimdi daha dakika bir içeriden uyardılar arkadaşlarım rejiden. Okan Üniversitesi'nde Bakan Erdoğan Bayraktar, eski TOKİ Başkanı hatırlayacaksınız, yumurtayla protesto edilmiş öğrencilerin malum bu konudaki protestoları. Görüntüleri de ben de sizlerle birlikte izliyorum. Yeni gelen görüntüler bunlar. Öğrenciler gördüğünüz üzere derdest edilmekteler. Alalım şimdi görüntüleri. Şimdi böyle başlayan bir programdan ne hayır gelecek bilmiyorum ama biz zaten hazırlıklıyız. Biz diyorum iki konuğum var. Bugün biraz gayri ciddi olacağız. Yani çok ciddi olacağız ama aynı zamanda da kara mizah olacak herhalde program. Çünkü memleketin hali biraz öyle gibi. Elif Ulgaz, Anga diye biliyorsunuz siz Ahmet ve Nedim'in arkadaşları grubu. Ama Anga sadece Ahmet ve Nedim'le ilgilenmedi. Pek çok başka şeylerle de ilgileniyor. Elif Ulgaz bize onları anlatacak. Başka kimlerin davalarıyla ilgileniyorlar? Niye ilgileniyorlar? Bunlar deli mi? Elif, sen kendinde misin yavrucuğum? Ahmet ve Nedim'in gazeteci arkadaşları olarak biz aslında Ahmet ve Nedim'in tutuklandığı gün harekete geçtik, bir araya geldik. Bunlar planlanmış bir şey değildi. Biz o gün onların serbest bırakılacağına o kadar emindik ki büyük bir şok yaşadık o gün. Ve ondan sonrasında sessiz sözsüz bir şekilde arkasından aile ziyaretleriyle başladı ve ondan sonra itirazımızı, sesimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünerek eylemlere başladık. Ahmet ve Nedim o dönem semboldü. Çünkü toplumsal duyarlılığı da harekete geçiren bir... pek çok kesimin değil mi? Evet. Şimdi ona geleceğiz. Ve dediğim gibi başka hangi mahkemelerle ilgileniyorsun? Toplumun başka hangi konularda dolayısıyla sizlerin uyarılması gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Onları konuşacağız. Bu arada bir not daha. Rıfat Ilgaz'ın torunu değil mi? Evet. Elif Ilgaz. Rıfat Ilgaz'ın torunu. Hemen yanında da kendisine nasıl hitap edebileceğimi çok bilmiyorum. Beni göstermeyin. Evet, beyefendiyi gösterin arkadaşlar. Şimdi efendim biraz dik durursan galiba görünecek şu göğsündeki. Bir başlığı alır mısınız arkadaşlar? Şimdi bu Geronimo oluyor oradaki resim. Geronimo Amerika'da Kirson direniş şeyle efsaneleşen Kızılderili reisi. Doğru. Alparslan adınız Apo diyoruz biz çünkü. Alparslan Akkuş aslında Kızılderili değil. Yani aslen değilim. Evet. Aslen değilsin. Şimdi hısımız. Böyle bir hani direniş, isyan falan gibi meselelerden de bir şeyleri yoktur, alakaları yoktur. Hiç alakası yok. Fenerbahçelidir. O konuda da zaten haz uzak etmiyorum. Düşer. Zaten haz etmiyorum. Şimdi daha fenası ama böyle özellikle birisi bu programın editörü. Ya. Şimdi Geronimo Apo, Fenerbahçeli Geronimo Apo bir kitap yazdı Kaderle Zar Atılmaz diye. Ben aslında Alparslan'la Elif'i pek çok yerde birlikte gördüm. Çağlayan'ın önünde örneğin. Hem Ahmet'le Nedim için hem de Fenerbahçe için mesela orada oluyordu Apo. Başka davalar için diyelim ki. Çağlayan önünde gördüm onları. Daha önemlisi ama bu kitapla ben okurken şöyle bir duyguya kapıldım. Rıfat Ilgaz damarı diye bir şey varsa eğer Rıfat Ilgaz'ın damarını Alparslan Geronimo Apo devam ettiriyor gibi. Fakat Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı nasıl söylemeli? Çok sevimli, çok hani böyle candan iyi de dost olan ama çok da hayta öğrencilerdi. Apo'nunkiler, o da bir yatılı okul ve gene aynı sıcaklık, aynı sadık arkadaşlıklarla. Ama bir yandan da onlar daha mı ezik Apo, daha mı içe kapanık ya da neden öyle? Yani aslında benzer haytalıkları var. Hatta
hani kantin soygununa falan girişecek kadar da cengaver çocuklar ama bunların hepsi işte zar atılmayan kader itiyor onları oraya. Hmm. Biraz daha hüzünlüler. Biraz daha ezikler çünkü Hababam'dakiler oraya nasıl geldi bilmiyorum ama hani dedesi nasıl yazmış Elif'in biliyorum ama çok sopa yememiş gibi duruyorlar. Bunlar biraz sopa yemişler. Evet, bayağı yani sopa yemiş. Hani yılanın başını küçükken ezmiş abiler bunları hazırlıktayken. O yüzden biraz daha ezik 80, kalmışlar Hababam'a göre. Sonrası. Evet 80 ortası. Hababam mı değil mi bunlar? Öyle öyle. Öyle yani şey. Doğumları belki kaç 60 sonları 70'ler mi ne? 74, 75, 76 vesaire döneminde doğup hani okula tam hadi darbe oldu buyurun okula başlayın çocukları bunlar. Yani okula darbeyle başladıkları için hayatları da o benzer bir baskıyla giden çocuklar ama hani olay sadece o yatılı okul değil. Yani o dönemin siz daha iyi hatırlarsınız bütün çocukları böyle işte. Biraz ezik. Fırsatını bulursa hayta. Biraz uzak. Evet. Yani gündemden, neyin fırsatını bulabilirse onu yapabilen çocuklar. Yani İstanbul'daki okullarda da ya da farklı yerlerde kültürü olan okullarda ya da sokakta da durum farklı değil işte o zamanlarda. Ya bugün de fırsatını bulsa Türkiye aslında insanların içindeki ruh hali bu kitaptaki ruh halidir de çok belki fazla duvar var çevrelerinde. Ötekileştirme o kadar güçlendi ki insanların içindeki bu duygu çıkmak bilmiyor. Belki de hani bu ötekileştirmenin çok güçlenmesi beni bu kitabı yazmaya itti. Hani içeride o kadar derinde kalmış bir sıcaklık, samimiyet vardı ki onun çıkması gerekiyordu. Bir şekilde böyle çıktı işte. Şimdi bu kitabın hoşuna giden bir yanı da bölümlerin hani başına şimdi adet biliyorsunuz çeşitli şairlerden, yazarlardan alıntılar yapılıyor. Ve bir de ay ben ne kadar okudum, ne kadar biliyorum tadında alıntılar bunlar. Şimdi mesela Kımıldakçı Recep'ten alıntı yapıyor Apo'da. Perdede son yazmadan film bitmez diye. Ama ben şunu söylemek istiyorum. CEO atasözü, gene kızıl delik var bak sende, sana söyleyeyim. Gözden yaş gelmeden ruhta gök kuşağı çıkmaz diyor. Da çok da ağlamıyor muyuz? Yani hani o gök kuşağını yaratmak için Elif ne kadar çok acıya tanık oluyorsun sen. Sadece Ahmet Nedim değil, onların yakınlarının acılarına tanık oldun, neleri neler yaşadıklarına tanık oldun da. Bu kadar gözyaşı gerekiyor mu bilmiyorum. Birkaç davaya daha sen ilgi duyuyorsun. Mesela öğrencilere gidiyorsun. Başka neler var? Cihan Kırmızılık'a gidiyordum. Koşu. Evet. Koşu davası. O da tahliyeyle sonuçlandı. Geçen hafta tam bir hafta oluyor. HES davası var Erzurum'da. Tortum'da HES kuruluyor. Bu Leyla Yalçınkaya'nın davası. Onu takip ediyorum. O çok... Yani bütün davalar aslında çok da trajikomik yani. Bir taraftan acılar var ama bir taraftan da böyle enteresan tarafları da var. Çünkü mesela ona yasak getirilmişti. 17 kişiyle görüşmesi yasaktı. Bunlardan biri evindeki babaannesiydi. Yani bu böyle hani komik bir dava. Peki bir şey söyleyeceğim. Babaanneyle görüşmesi niye yasaktı Leyla'nın? Çünkü birlikte eyleme gitmişlerdi. O eylemcilerle görüşmesi. Ve böyle bir kanun yani böyle bir kanun maddesi yok. Böyle bir yasak getiremez ama ilk kez Türkiye'de böyle peki, bir şey oldu. Peki babaanne terör örgütü üyesi mi? İşte onlar ondan yargılanıyorlar orada eylem yaptıkları için. Evet ve yani çok enteresan bir yapı var orada da. Çoğunluğu kara çarşaf. Hani aslında iktidarın oy potansiyelinin çok yüksek olduğu bir yer orası. Ve normal şartlarda aktivist olmayacak yapıda. Hani bildiğimiz o klasik anlamdaki aktivist tipinden çok da uzak tipler. O kadar bıçak kemiğe dayanmış vaziyette ki artık ekmeklerine, topraklarına dokunulduğu için isyan ediyorlar. Üzerlerine hatta işte bir buldozörle taş dökülüyor ve o taşları attılar diye böyle bir dava açılıyor ve yargılanıyorlar. Fevkaladenin fevkinde ne demek lazım bilmiyorum. Şimdi efendim gündeme yine geçeceğiz ve devam edeceğiz. Ama başta da dediğim gibi katiyen ciddi olamayacağız böyle bir günde, böyle bir gündemde. Fakat sonda belki aslında söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. Penguen dergisinin kapağını görelim. Şimdi Penguen dergisi biliyorsunuz birkaç kız çocuğuna tecavüzle ilgili davalar vardı. Önce NÇ, sonra ÇK.
diye kız çocukları. Bunun en sonuncusunda da gene ilkinde olduğu gibi rızası vardı dediler o kız çocuğu için. Şimdi Kenan Evren sanık kürsüsünde diyor ki rızası vardı. Bilmiyorum Türk halkının hakikaten rızası var mıydı? %92 oranında oy vererek anayasaya, darbe anayasasına bir tür rıza göstermiş miydi? Sesini yükseltmeyerek, bazı şeyleri göze almayarak rıza göstermiş miydi bilmiyorum. Ya da şu anda gene olmayacak şeyleri görüp, izleyip susmak bir rıza mıdır? Sonra günün birinde gene birileri çıkıp da rızanız vardı der mi? Konuşacağız genç arkadaşlarımla. Şimdi biz darbeye niye karşıyız? Hazırlanmadınız, yerden geldi. Hadi bakalım buyurun. Biz niye de karşıyız darbeye? Mesela niye kızıyoruz Kenan Evren'e? Ya şimdi bunun cevabı çok açık aslında. Biz darbeye şundan karşıyız. Çünkü bundan 100 yıl önce de Atatürk'ün yapmaya çalıştığı şey de buydu. Sivil ve asker. Bunların görev tanımları çok bellidir. Dolayısıyla ülke siviller tarafından yönetilmeli, askerler tarafından korunmalıdır. Darbeye de dolayısıyla koruması gereken kişi yönetime en basit haliyle anlatıyorum. Gelmesi normal değil, anormal bir durumdur. Biz de sivil olarak haliyle bu durum kurala uymadığı için karşıyız. Çok basit. Peki şimdi yönetime geldiğinde asker ne yapıyor? Demokrasiyi baskı. Demokrasiyi askıya alıyor. Hukuku askıya alıyor. Anayasayı görmezden geliyor, çiğniyor, değiştiriyor vesaire. Ya da işte yasaları şey yapıyor. Şimdi buradan dönüp de benim... Ya tam da bugün anlatıyorsun dememi beklemeyin. Eğer öyle düşünüyorsanız o sizin probleminiz. Hiç öyle bir şey demeyeceğim. Ben sadece darbe konusunda hani biz bir darbeye karşıydık da niye karşıydı hatırlamak ve hatırlatmak için söylüyorum. Hani bugün böyle şeyler olabiliyor, olabilir. Olabiliyor, olabilir. Denk gelmiştir. Cümle de olmadı. Denk gelmiştir. Ama birazdan Balyoz davasını ya da Şike davasını konuşurken bunlar belki hatırlanabilecektir. O da sizin sorunuz, bilemiyorum. Elif'ciğim, şimdi öyle şeyler hakikaten senin izlediğin davalarda da var ki hep böyle yahu geçmişte bile bu kadar değildi deniyor. Hani Kenan Evren dönemine belki gönderme yaparak, bilemiyorum. O da TV davasında... Daha çok insanlar bunu gördü, anladı. Yani Ergenekon ya da Balyoz davasında biraz daha bizler de uzak duruyorduk. Hani darbeci yaftası yememek için belki ya da Ergenekoncu denmesin diye. Ama o da TV'de başka bir şey oldu. Ahmet'le Nedim çıktıktan sonra peki o da TV davası kapatılacak, unutulacak diye bir duygu vardı insanlarda. Öyle olacak mı? Olmayacak, unutacak tabii mısınız? Ki. Olmayacak tabii ki. Çünkü Ahmet'le Nedim gibi o da TV davası da aslında simge bir dava. Biz Ahmet'le Nedim Anga hareketini kampanya olarak yaptık. Gazetecileri simgeleyen, toplumsal duyarlılığı harekete geçiren isimler olduğu için. Fakat o da TV davası da simge bir davadır. Basına yönelik son dönemdeki en ciddi susturma operasyonlarından biridir. Dolayısıyla dava devam ediyor. Ayrıca beraat de olmadı Ahmet'le Nedim. Tahliye oldular sadece. Onun ötesinde içerideki diğer arkadaşlar, Soner, Barışlar, işte gazeteci arkadaşlarımız, Müyesser, evet, hepsi için devam edecek mücadelemiz. O dava bitene kadar da biz davanın takipçisiyiz. Şimdi Müyesser Yıldız bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a bir mektup yazmış. Bir isyan mektubu. Silivri'ye mektup diye görüyorsunuz zaten. Haşim Kılıç'a mektup yazmış. Çok önemli. Haşim Kılıç da Toygun Atilla imzalı habere göre... Müyesser'e yanıt vermiş. Diyor ki mektubunuzu okudum. Hak ihlaline uğrayan bir insanın çığlığı olarak algılıyorum. Uygulamadan doğan hak ihlallerinin bizi de derinden üzdüğüne inanın.
bu aşamada bence haksızlıkları yazmaya devam edin. Şimdi burada iki şey var. Bir diyor ki uygulamadan doğan, yani yasalarda yok aslında ama uygulama böyle diyor. Bir de yazmaya devam edin diyor. Bu mudur? Tabii yani ama müyesser Uğur çok... Aa, çok özür dilerim. Şimdi bunu konuşmaya devam edelim ama çok önemli bir haber geldi. Görüyorsunuz Özgür Gündem'in kapatılma kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Şimdi tam da aslında bunu konuşuyoruz. Demek ki hani Haşim Kılıç uygulama diyor ya, yasalar öyle de anlaşılıp uygulanabiliyor, böyle de. Şimdi bu bir yanıyla çok güzel bir hareket, bir adım ama bir yanıyla da dedirtiyor. Niye insanlar içeride, niye gazeteler kapatılıyor dedirtmiyor mu Allah aşkına? Dedirtiyor. Tam da öyle. Tam. Biraz ayrıntıyı öğrenebilirsek arkadaşlar, bana da aktarırsanız. Çünkü hangi mahkeme ve ne gerekçeyle kaldırıyor gerçekten çok önemli. Evet, detaylar geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu arada Cumhuriyet'i de görelim. Çünkü yine Oda TV davasıyla ilgili haber var Cumhuriyet'in manşetinde. Oda TV'nin daha önce tahliye edilen tutuklu sanıklarından Doğan Yurdakul meslektaşımız Silivri için vahşi bir yer diyor. Şimdi bizler Nedim tahliye olduktan sonra biraz öğrendik orada ne olduğunu. Sen sürekli orada tanık oluyorsun. Hakikaten nasıl bir yer Silivri, Elif? Ben aslında içeriye giremedim. Cezaevinin görüşlere giremedim. Ama çok kereler Yonca'yla eşlikçi olarak, Yonca Şık'la, Ahmet Şık'ın eşi, Silivri'ye gittim. Korkunç bir yer tabii. Yani hani ileride bunu acaba 80'lerin Diyarbakır cezaevi gibi mi yorumlayacağız, göreceğiz bilemiyorum ama inanılmaz tecritler uygulanıyor. Bunlardan biri müesser Uğur da bu tecritlerden, az önce bahsettiğimiz. Tuncay Özkan'ın, Balbay'ın durumu keza öyle. Geçen hafta şöyle bir gelişme oldu. Barış Terkoğlu Tuncay Özkan'ın yanına geçirildi. Balbay'ın yanında yok mu hala kimse? Hala yok kimse. Yani çok hani insanlık dışı şeyler oluyor orada. Yani tecritler için 8 metrekare derler. Onlar 4 metrekare gibi böyle çok küçücük yerlerde kalıyorlar. İnsan yüzü görmüyorlar. Yani biliniyor hepsi bunların. Hani tekrar tekrar söylemenin şeyi yok ama hakikaten çok zor bir süreçten yani geçiliyor. Yani anlamadan cezaları verilmiş aslında ve uygulanıyor. Evet. Silivri'nin doğru tanımı bu galiba. Bir de tutukluluk, hükümlülük, bunlar o kadar iç içe geçmiş vaziyette ki hatta bazı durumlarda tutukluluk hükümlülükten daha kötü pozisyonda. Yani hani hakikaten çok çok zor bir süreçten geçiriyor ve neden yattıklarını hala bilmiyorlar. Yani hani belki 80'li yıllarda da bu tür şeyler çok oluyordu ama insanlar neyi neden yattıklarını biliyorlardı. Şimdi yıllarca hani iddianameler, işte aylarca iddianameler çıkmıyor, yıllarca içeride yatıyor. Füsun Erdoğan 6. yılına giriyor mesela, hala devam ediyor onun yargısı. Tutuklu. Tutuklu tabii. Daha hüküm yok yani onunla ilgili. Kaç yıl? 6 yıl. Evet, 5,5 yıl sanırım. İddia ne? Özgür Radyo'da genel yayın koordinatörüydü o da. Yayınlarla ilgili. Yani inanılmaz, büyük babam Marco Paşa'yı çıkaranlardan, onlar toplatılmadığında çıkan dergi, gazete diye geçer Marco Paşa. Ve biliyorsunuz her toplanıştan sonra da ismi değişir. Malum Paşa, Merhum Paşa, Hür Paşa. Kaç yıl önceydi? 60 yıl kadardı değil mi? 46'dır çıkışı şeyin. 1946. 66. Evet. Evet. Ve Özgür Gündem için de aynı şey söz konusu şimdi. Yani niye kapandı? Niye kapandı? Bu dönemde bir gazetenin kapanması ya da Ahmet'in kitabının toplatılması benzer bir şeydir. Yani niye toplatılır bir kitap? Sonra çıktığında niye hiç problem olmaz? Hani biz şaşıyorduk. Yani kitap dışarıda, Ahmet içeride. Sonra o kitap içeri Ahmet'in eline de geçti. Savcılık izin verdi, içeri aldılar kitabı. Bazı şeyleri evet anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu arada Fular'ın mikrofonunu kapatıyormuş. Onu arada bir açıver hayatım. Şimdi
Doğan Yurdakul'un içeriden anlattığı, aslında Nedim'in bu masada anlattığı bir başka şey. Çok kısık sesle konuşuyordu. Ben hatta yorgunluktan falan zannetmiştim ya da üşütmekten zannetmiştim. Dedi ki içeride o kadar yankı yapıyordu ki ses, konuşamıyorduk yüksek sesle diye. Şimdi Doğan Yurdakul bu Cumhuriyet Gazetesi'nin deki bugünkü haberde aynı şeyi söylüyor. Öyle bir yapılmış, o özellikle yapıldığını düşünüyor. Bilmiyorum, belki de öyle. En ufak bir yalıtım yok. Neredeyse toplu iğne düşse yankısı beynimizi deliyor. Ve televizyonu mesela en kısık sesle dinlediğimiz zaman bile yankı yapıyor diyordu. Yani gerçekten işkence gibi, senin söylediğin gibi. Cezası bir yani, uygulanıyor işte. Yani, ceza verilmiş gibi. Şimdi şu şeye gelelim mi? Çağlayan'daki duruşmalara. Oda TV davası yine Çağlayan'da devam edecek belki ama ta Haziran'da. Ama şu anda başka davalar var. Fakat dün görmemişim, hakikaten çok özür diliyorum, görmemişim. Hani sahiden günün haberiymiş, günlerin haberiymiş. Akşam gazetesinin birinci sayfası. Şimdi manşette şikeye vip, çeteye git. Efendim hakikaten akıllara ziyan bir haber bu. Şimdi bir çete davası, bildiğimiz davalardan değil, hani kendi halinde bir çete mi demek lazım ona bilmiyorum. 112 sanıklı, dün itibariyle, pardon bir önceki gün itibariyle duruşma günü var. Tekrar görelim arkadaşlar başlığı. Şimdi 112 sanıklı çete davasına bir salon tahsis ediliyor ve gidiyorlar. Sanıklar yargılanacaklar. Aa, bir bakıyorlar ki o salonda şike davası var. Önce gelen oturmuş. Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, kusura bakmayın, hani çifte bilet kesilmesi gibi böyle uçaklarda ya da otobüslerde. Çağlayan'ı gördünüz değil mi bu arada? Gördü. Yani hani tarihin en büyük adliye binalarından birinden bahsediyoruz. Mesela şey Oda TV'de şike davası da çok yüksek katılımcılığı, çok sanıklı ve bunların akrabası, eşi, dostu, basının yoğun ilgi gösterdiği davalar. Yani salon bu kadar işte. Tabii. Yani hani 70 kişi izleyici kapasiteli. Yani 70 büyük tane salon denilen salon. Büyük salon o. Evet. Ve ortada çok acayip, duruşma salonundan çıkıyorsunuz. Bir hol var ki Topkapı Sarayı'nın avlusu. Allah Allah. Niye yaptın baba orayı o kadar? Hani bu kadar büyük adliye sarayı yapıyorsan ve bu kadar adam tutuklayacağını da biliyorsun malum onu yaparken. Buna göre mahkeme salonunda yapsana. Hani her şeyi hazırlarken. Sevgili izleyiciler, lütfen bu sözleri kayıttan çıkartın. Kayda almayın. Geronimo, yabancı olduğu için böyle şeyler söylüyorum. Hayır yok, mantıken söylüyorum. Yani. Şimdi bir dakika, mantığı falan zaten bilmiyorum ne yapmak lazım ama. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Gidiyorlar, hakikaten şaka yapmıyorum. Hani gündem kara mizah diyoruz, bakmayın bu kara mizah değil. Bu ayniyle vaki. Gidiyorlar ki salonda başkası var. Başkaları oturuyor. Başka bir davanın sanıkları oturuyor. Bunun üzerine iki ay kadar erteleniyor dava. 3 ay önce günü almışlar. Hani şimdi nikah dairelerinde bile biliyorsunuz böyle kıtı kıtına saatler vardır. Gün tabii, almak tabii. Lafı onu anlatır ya. Gidiyorsun ki kusura bakma diyorlar gelinle damada. Hani salon dolu. Şimdi hakikaten bu mizah değil. Vallahi değil. Bu gerçekten Akşam Gazetesi'nin dünkü haberi, görmediğim için çok üzüldüm. Onun için bugüne vermek istediğim ya, cezaevinde yatmayan askerde saat saymıştır. Bilir yani. Hani ya, canım ya. İki ay daha uzadı be falan dendiğini denir mi? Yani. Denebilir mi? Ya, çok acayip. Şimdi gelelim şike bugün... Aziz devam Yıldırım etmekte konuşuyor. Ve bitmiş olabilir. Bir de Balyoz. Bunların ikisi de çok önemli. Evet. Sen şike davasını pek ilgi duymuyorsun herhalde. Uzaktan takip ediyorum ama... Bize destek veriyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe taraftarlar şey... Elif'i bekliyor. Evet. Twitter'da şöyle bir şey. Ben Galatasaraylıyım aslında. Fakat davanın daha ilk günlerinden beri, yani tutuklamaların çıktığı ilk günden beri, uzaktan da olsa takip ediyorum ve yani bu da bir başka yani enteresan diyeceğimiz trajikomik şeylerle dolu bir iddianame ve dava.
Ve beni Twitter'dan takip edenler benim Fenerbahçeli olduğumu zannediyorlar. Ha. Onun ötesinde o da TV'yi takip ettiğimde işte tahliyeler olduğu için ve Cihan Kırmızıgül'ü geçen hafta tahliyesinden sonra bir anda böyle tweetler yağmaya başladı. Elif Hanım sizi işte haftaya bekliyoruz. Aziz Başkan'ı birlikte çıkaralım. Gel başkanı çıkar diyorlar çok yani. Çok güzel. Başkan çıkacak gene konuşacak şeklinde. Tabii. Diğerleri çünkü Ahmet dedim çıkacak gene yazacaktı. Evet. Çok şükür hakikaten çıktılar diğerlerinin darısı başına da. Şimdi başbakan dedi ki Şike sahaya inmemişse dedi işte düşürülmeyebilir dedi. Şimdi Şike sahaya indi mi inmedi mi? İndiyse bu ne anlama geliyor? İnmediyse bu dava ne? Şimdi ben Sayın Başbakan'ın sözlerini eleştirmeden kendi bildiğim kadarıyla katiyen, durumu. Tabii. Anlatayım. Bir kere bu kişilerle kurumları ayırma şeyi onu bir söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarlarında ve camiasında Aziz Yıldırım'ı sevmeyen var ama kişiyle kurumu ayırmak isteyen yok. Bu çok net. Yani işte Aziz Yıldırım yapmıştır o zaman onu oradan ayıralım da Fenerbahçe'yi buradan kurtaralım puanını silmeyelim. Öyle yapalım Aziz Yıldırım orada. Öyle bir şeye kimse sıcak bakmıyor. Peki. Onu bir söyleyeyim. Burada daha önce söyledik ya Balyoz, Oda TV, Fenerbahçe. Şimdi bunların hepsinde ortak olan bazı şeyler var. Hı. Bunun en başında da şu geliyor. Şimdi Oda TV burada yine siz konuklarınızla konuştunuz. Ben içeride yazdım. World dosyası. Evet. Yani hani şimdi bir dava ya. Var. Bunun temeli bir tane flash disk bir şey. Onun içindeki bilgiler. O flash disk yok. Sahte. O zaman şöyle olması lazım. Hepinizden özür diliyoruz. Hadi evinize. Olmuyor öyle bir şey. Yani başka bir yere bağlanıyor falanca belgenin getirilmesi talebiyle iki ay sonrasına falan diye bir şeyler deniyor. Biz böyle uzaktan dinliyoruz pek hangi belge nereye bağlanıyor falan. Sürekli kafalarımızda şöyle bir şey var. Ergenekon'a bağlamaya çalışıyor. Onu getirdiğine göre bilmem ne davasıyla birleştirecek falan. Sürekli olarak uzman olduk. Ben gazeteciyim. Beriki doktor, öteki avukat ama hepimizde şey var neredeyse. İcra davası düşer o falan diye. O derece hukukçu oldu herkes. Çok acayip yani. Şimdi gelelim Şike'ye. Üçleme olarak gideceğim. İşte ben Silivri'ye gittim. Birinci gün dinledim üşenmeden. Zaten Fenerbahçeli taraftarların şöyle bir durumu var. 400 sayfa iddianame, 3000 sayfa ekler filan. Şu anda onun kahvede sohbetini yapıyor taraftar. O 7. sayfadaki tape ne öyle be? Asıl Trabzonspor'la ilgili o filan diye. Deli gibi ezberlemiş vaziyette herkes. Bırak ekler abicim. Falan hepsi ha? Ha, bana biri anlatsın bakalım şu adamı filan diye. Herkes hakim. Ama orada şöyle bir durum var. Tıpkı buradaki işte falanca dosya gibi işte Olgun Peker onu getirmiş filan. Şimdi herkes şunu soruyor. Aziz Yıldırım'la Olgun Peker'i silah külah nasıl denk getiriyoruz? Duvar var arada yok öyle bir şey. Peki işte o adam vuruldu diyor müşteki geldi mahkemeye. Yok öyle bir şey dedi. Aa o zaman bu düşmesi lazım. Hadi herkes evine diyecek. Denmiyor. Bir şey getirecek o beklenecek falanca tepe. Böyle muhabirler üzerinden bir şey yayılıyor sürekli. Bir ay sonra çok acayip şeyler olacak falan diye. Buna karşı benim gördüğüm Aziz Yıldırım da sürekli karşı hamle yapıyor. Ben de perşembe acayip şeyler açıklayacağım falan diye. Bir hamleleşme var. Çünkü işte sahaya yansımışsa yansımamışsa. Şimdi sahaya yansımamış şey Şike değildir. Zaten hani falanca sporlular filan herkes gitti. Durum şu benim anladığım. Aziz Yıldırım İlhan Ekşioğlu'na bir şey söylüyor. O da Tamer Yarkovan'dan para alıyor. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Alkış. Hani görünen bu şu anda. Çünkü kime vermiş, kim ne demiş. Sadece cezaevinden çıkmakla kalmadı diğer herkes. Top oynuyor. Falanca sporla anlaştı. Öyle bir şeyler oldu. Zaten bizim dileğimiz de bu arada oydu. Herkesin çıkması. Şimdi bir sürü Fenerbahçeli taraftar Oda TV davası için biz Elif'le Kadıköy'de yan yana yürüdük. Sadece hani Çağlayan'da değil, o mahkemede de, Taksim'de de. Geçiyorum Oda Balyoz'a. Şimdi orada da şöyle bir şey var. İşte 2003 yılının Mart ayında yapılan Suga, Çarşaf, Sakal vesaire. Şimdi bir sürü içi dolu şey var gerçekten. Fakat yine şöyle bir durum var. Bilir kişi Arsenal Consulting, işte Amerikan firması. 11 ve 17. CD'ler, avukatlar istiyor, verilmiyor falan aylarca bekleniyor. Sonra veriliyor, bilir kişi inceliyor. Bu CD'ler gerçek değil. Olmaz öyle şey. Yıldız Teknik Üniversitesi araştırsın, gerçek değil. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gerçekten ben de birkaç gündür söylüyorum. Raporlarına bakılırsa
Bunlar en iyimser haliyle 2007 yılında. En iyimser haliyle. Şimdi daha dün Çetin Doğan diyor ki 8 Nisan 2003'te veya o civarda yazıldığı söylenen 120 dosya ve klasör 15 Temmuz 2009'da oluşmuş. Bilir kişi getirip inceleyin diyor. Şimdi buradaki mesele şu. Şimdi biz böyle konuşuyoruz, Elif o davaya gidiyor, ben bunu zannediliyor ki biz hükümete karşıyız. Öyle bir şey yok. Şimdi zamanında biz üniversitedeyken yine hukuk yanlısı olarak bu sefer türban için yürüyorduk, yine bize kızıyorlardı. Hani ben işte sağcı değilim, beriki solcu değil ama türbanlı arkadaşlarımızla yan yana yürüdük. Çünkü hukuk ve haktan yanayız. O zaman da öteki ilan edildik. Şimdi hukuktan yana olan her dönemin mağduru. Bu kesin. Yani çünkü gelen hukuku ele geçiriyor. Şimdi bu balyoz davasında bir iki bir şey daha belki eklemekte fayda var. Çünkü hani eli kulağında davanın bitmesi anlamında. Avukatlar dediler ki bizim getirdiğimiz bilirkişi raporlarını siz hiç ciddiye almadınız. Tanıklarını da. Tanıkları dinlemediniz. Lehte delillere, iddialara katiyen yüz vermediniz. Darbeyi yergelediği söylenen komutanı dinleyin diyorlar. Dinlenmiyor. Şimdi bu arada Cumhuriyet'in gene manşetinde bugün hani deniyordu ya eski genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök bu darbe iddialarını Başbakan Erdoğan'a söyledi. İşte Başbakan Erdoğan da biliyordu vesaire. Aytaç Yalman da darbe planlarını bana Özkök gösterdi gibi bir böyle bir söylem var diyeyim. Utku Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi konuşmuş. Hilmi Özkök diyor ki ben bu konuyu iddiaları Başbakan Erdoğan'la hiç konuşmadım. Bu konuyu biz Erdoğan'la hiç konuşmadık. Bir, Aytaç Yalman'ın darbe planlarını bana Özkök gösterdi, sözlerine ne diyorsunuz diye sorduğunda da Özkök bunları kendisine sorun diyerek bir hani eski silah arkadaşı konusunda ben bir şey söylemeyeyim, hani o söylesin diye bir ima anlıyoruz biz buradan. Şimdi bu bile bambaşka anlaşıldı. Kaldı ki en sonunda gelinen noktada hakikaten deliller, tanıklar, bilirkişi raporları hepsi bir kenara bırakıldı. Esas hakkında mütalaaya geçildi. Bu şu demek. Savcı artık son noktayı koyması için mahkemeye ben şunun için 20 yıl, bunun için 15 yıl, bunun için 12 yıl istiyorum diye ortada savunma. Son lafını söyledi. Ortada savunma hakikaten yok dediğin gibi. Bunun üzerine avukatlar davadan çekildi gibi bir durum var. Ne olacak peki şimdi lafı? Şimdi şöyle bir durum var. Avukatlar davadan çekildi değil, şöyle düşünüyorlar. Bu kitlendi, bizim artık burada durmamızın bir anlamı yok. Yani bu bir çıkmaz sokağa girdi diyor avukatlar. Çünkü şöyle 920 sayfalık bir mütalaa var ve bunlara diyorlar ki 5 Nisan'a kadar savunmanızı getirin. 920 sayfa, 5 gün. Yani nasıl, şimdi savunma da şöyle olur. Falanca arkadaşı çağıralım, tanık, anlatır mısınız i̇şte beyefendi? İşte bu bilirkişi raporları keza. Şimdi bilirkişi raporu olmaz, tanık olmaz. Şimdi savunma neyle yapılacak? Şimdi Şike davasında da aynı durum söz konusuydu. Al savun 3000 sayfa tape 15 gün içinde bize getir. Şimdi neye göre verilmemişti bile. Burada da aynı durum var. Hani neyle suçlandığınızı bilmiyorsunuz ve şöylese 5 gün sonra gel sana bazı şeyler soracağız. Öyle bir şey, bunu doğru düzgün bir yargılaması olsa kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak. Asıl iş bu. Yani 5 Nisan şimdi avukatlar oraya da gitmez, savunma da vermez. Neyin savunmasını verecek çünkü? Peki ne olur o zaman? Yani onların yokluğunda, gıyabında karar verebilir mi mahkeme? Yani acaba? Hukuki... Biz de hani hukukçu olduk ya biz. Ne diyorsun Elif? Ya, o kadar benziyor ki davalar birbirine. Yani bu hani çaresizlikler o kadar benziyor ki. Cihan Kırmızıgül'ün son bir önceki duruşmasında görürsün, benzer bir şey oldu. Orada da... genişletilmesi istendi davanın. Yani BİM'di, bir market vardı ve o marketteki görüntülerin eylem sırasındaki kamera görüntülerinin, güvenlik kamerasının görüntüleri istendi. Telefon görüşmesi son eylem saatinde, olayın olduğu saatteki telefon görüşmesi kayıtlarının bulunup yerinin tespiti istendi vesaire vesaire. Ve reddedildi bu talepler. Nasıl yani? Hakim reddetti bu talepleri. Bunun üzerine son savunması istendi. Bir dakika, ama yani o güvenlik...
kamerası, yok, görüntüsü. Ayrıca orada bir yani keşif yapılması istendi. Yani belki uçucunun orada başka bir olduğu evet. söylenecek o anda. Evet, evet. Ve bu arada keşif yapılması istendi. Çünkü polislerin ifadesinde tezatlıklar vardı. Tüm hepsi 5 tane talepte bulunuldu. Hepsi reddedildi. Ve sonunda avukat dedi ki ya ben bu şekilde savunma yapamam dedi. Ondan sonra çekildi davadan. Onun üzerine Cihan'a soruldu. Cihan da dedi ki ben bir avukat talep ediyorum dedi. Aa, ve o şekildeydi. Bir önceki duruşma böyleydi. Avukat ayrıntısını bilmiyorum. Oda TV davasına döndüğünüzde baktığınızda konunun çok da aslında bilirkişi konumundaki Hanefi Avcı çok net bir şekilde açıklıyor. Bütün Word dosyaları ve virüslerin ne şekilde bilgisayara yüklendiği vesaire. Ve o da oraya kilitlendi. Türkiye'de bu işi en iyi yapan adam açıklıyor evet, bu arada. Evet, kendisi söylüyor. Ve Boğaziçi'nden şeyler vardı. Tabii tabii, aynı. 1985'te emniyetteki yapıyı ben kurdum diyor. Bilgisayar şeyini, ağını ben kurdum diyor. Ve bütün yapıyı o kadar güzel açıkladı ki hepimize, yani bütün mahkemeye. Ve oraya da baktığınızda o da orada kilitlendi. TÜBİTAK'tan rapor bekleniyor. Halbuki 4 tane üniversiteden, biri Amerika'dan şey aralarında gelmiş. Aralarında devlet üniversiteleri evet, var. Evet, hani zaten neresen baksan saygın ODTÜ, Boğaziçi, bilim Yıldız adamları. Üniversitesi hadi. Zaten. Balyoz deseniz öyle. Şimdi bu insanlar bu nedenlerle Word dosyaları yüzünden tutuklanıyorlar. Fakat onlar geçersiz. O zaman niye içerideler? Hani o kadar çelişkiler var ki yani. Bence en acayip savunma hakkı. Yani evet. savunma hakkının elinden alınması ve toplumdaki bu konuda çabuk yargı oluşabilmesi aslında en büyük handikap. Çünkü şöyle oluyor. Korkunç bir haber bombardımanı oluyor ilk 2 gün. Yani iddianameler ya da bir suçlama tutuklamalar olduğunun ilk 2 günü bakın. Korkunç bir haber bombardımanı oluyor. Bir inanılmaz bir belge akımı oluyor ve şöyle şeyler oluyor. O onu yapmış, bu bunu almış, darbe hazırlamış, camiyi vuracakmış, şike yapmış, 35 maç hepsini gördük. Son maçı biliyordum falan. Bir şey akıyor, sonra savunmalar şöyle geliyor damlaya damlaya. Tık tık, o kabul edilmiyor bu şey. Şimdi bu giderilmeden ortada gerçek suçlu varsa da bunu vicdanlarda gerçek suçlu olarak gösteremezsiniz. Eğer bu tür uygulamalar devam ederse. Yani gerçek suçluyla suçsuzu birbirinden ayırmak bu sistemde çok çok güç yani. Çünkü savunma hakkı yok kimsenin. Böyle bir dava var yine devrimci karargah davası. 30 Nisan'da görecek. Baha Okar'ın böyle bir şeyi var. Kuzey Irak'ta kampta olduğu söyleniyor. 2 yıllık bir süreçte. Tek tek ispatlıyor, ispatlamaya çalışıyor. Kredi kartı ekstrelerinden, şahitlerden. Hiçbiri dinlenmiyor bunların. Kabul edilmiyor bunlar. Yani en kötüsü insanlar hep yapmadıkları şeyi ispatlamak evet. zorunda evet. bırakılıyorlar. Evet, evet. Onu da ispatlamak çok zor. Herkes evet. suçludur. Evet. Şimdi bu arada bir mail geldi. 2 nolu F tipi hapishaneden Uğur Ok, Kandıra'da. 600 tutuklu öğrenciden sadece biri diyor. Üniversite hayatı da aslında belki gençliği de bitmiş fakat sevgili Uğur bir hayli ayrıntılı ve uzun bir mektup. Şu anda benim bunu okuyup anlamama imkan yok ama okuyacağım ve sonra nasılsa bu konuyu daha biz çok konuşacağız. Maalesef çok konuşacağız. Bu konuyu da dile getireceğim ilk fırsatta. Diyeyim ve şimdi efendim... Bu konuyu konuşurken dikkat etmişsinizdir. Hep cümle çok acayip diye bitiyor. Hani o acayip, bu acayip. Hakikaten her şey acayip. Dolayısıyla gündem kara mizah yerine gündem acayip desek de ya da çok acayip desek de yeridir. Birkaç paylaşmak istediğim başlık daha var. Olmazsa olmaz. Şimdi hakikaten gündem acayip. Peki benzin zammı biliyorsunuz. 3 haftada 3 zam oldu. 1 litre 4 lira 70 kuruşa çıktı benzinde. Bu arada mecliste yemeğe de zam gelmiş. Meclis yemeğine zam gelmiş. Fakat meclis yemeğinde zam %100 bakın. Çorba 1 lira olmuş. Korkunç. Çok feci, korkunç, çok acayip gene. Devam edelim. KESK biliyorsunuz eylemde.
Günlerdir böyle hani pataküte görüntüler, sular sıkılıyor üzerlerine, gazlar sıkılıyor. Bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız Nihal Bengisu Karaca meclisteki 444 yasasına karşı olan bu eylemde su sıkılmasını doğru bulmamış. Çünkü daha yapışkan bir şey sıkılmalı demiş. O yapışkan şey acaba tükürük mü diye Twitter'da galiba. Ben Twitter'da olmadığım için bilmiyorum ama böyle bir polemik olmuş. Hani niye su sıkıyorsunuz? İşte daha yapışkan bir şey olsaydı çünkü diye. Çünkü at olduğunu düşünüyor oraya gelenlerin. Bir de ya Kur'an, diyor, dinle ilgili Kur'an'a, evet. Kur'an dersine ya Kur'an'a karşı, o Kur'an'a diyor. Karşı diye. Evet. Düşünüyor olsa gerek. Şimdi aslında benim vermek istediğim not bu değil. Benim vermek istediğim not şu. Dün tam da işte böyle su sıkarlarken KESK üyelerine, o eyleme katılanlara aynı saatlerde hemen hemen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Memur Sen Genel Başkanı ziyaret etti. Şimdi Memur Sen KESK'in muadili gibi görebiliriz. İşte günün karesi görüyorsunuz, böyle bir ziyaret gerçekleşmiş dışarıda şey yaparken gayet güzel bir görüşme olmuş ve Memur Sen Başkanı, Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e böyle bir ebru tablo ebru su üzerinde etmiş. Yapılır biliyorsunuz su. Evet. Önce su sıkılır sonra üzerinde yapılır. Önce tazikli suyla zemine. Ama suyu nerede nasıl kullandığını tabii. Bileceksin. Evet. Şimdi devam edelim. Ankara'da hakikaten kafalar karışık. Sadece bu konuda değil. Herkesin kafası karman çorman da. Bu 444 yasasını savunanlar da galiba bir yıl sonra ya biz galiba yanlış anlamışız diyecekler. Olabilir. Bir de mesela Kürt meselesi var. Çok karışık gene akıllar. Acaba yeni bir strateji mi var derken... İşte bakanlar çıktılar dediler ki ama bir hafta sonra falan. Yok canım nereden çıkartıyorsunuz dediler. Levent Kazak, Mehmet Ali Alabora ve ekibi aslında meseleyi anlamışlar. Dün akşam haberlerde izlediğim haber hakikaten beni aydınlattı. Bakalım siz de aynı kanaate varacak mısınız? Sevgili seyirciler, bugün bültenimizi hükümetin terörle mücadeledeki yeni stratejisiyle ilgili bir haberle açıyoruz. Terörle mücadelede hükümetin yeni bir strateji izleyeceğine dair basında çıkan haberlere ilişkin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, benim böyle bir stratejiden haberim yok derken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise yaptığı açıklamada değişen durumlara göre taktik değişiklikler olabilir diyerek durumdan haberdar olduğunu ve yeni stratejinin varlığını ispatladı. Bu iki ismin çelişkili söylemlerinin hükümetin terörle mücadele için geliştirdiği yeni stratejinin ta kendisi olduğu anlaşıldı. Yeni stratejiye göre artık hükümetin tüm üyelerinden terör konusunda farklı açıklamalar gelecek. Açıklamalar arasındaki farkın Türkiye'de terör vardırla Türkiye'de terör yoktur ifadelerine varana kadar farklılık göstereceğini belirten yetkililer, bu yeni sistemle terör örgütü üyelerini bir sıkma bir gevşetme yöntemiyle aptallaştırma yoluna gideceklerini açıkladılar. Hay yaşasın miza, yaşasın miza. Sevgili Alparslan Akkuş, Ceronimo Apo editörüm, sevgili Apocuğum. Kaderle zar atılmaz. Da biz boşuna mı zar atıyoruz bilmiyorum. Vallahi editörüm diye demiyorum, inanın. Hakikaten okuyun. Bilmiyorum, o kadar sıcak, o kadar sıcak ki. Evet, diyor ki fedakarlıktır hayat, direniştir, ertelememektir. Acayip acıdır bazen, acayip acıtır. Zaten acayip lafını da çok acayip kullanır Apo. Ne diyorsun? Bir cümle. Şöyle söyleyeyim o zaman, bu kitapta hiç öteki yok. Rakipler var ama öteki yok. Çok güzel. Hayatta da olmasın. Büyük, büyük laftı. Peki Rıfat Ilgaz'ın torunu, sevgili Elif Ilgaz, Ahmet'le Nedim'in arkadaşı, mağdurları, herkesin arkadaşı, tanımadığı insanlar için oradan oraya koşturan Elif kızım, Peri kızım, sen ne diyorsun? Elif, Rıfat Ilgaz'ın torunu olarak bugün sen hayata bakınca ne görüyorsun? Türk
Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Büyük babam kitaplarını imzalarken hep güneşli günlere diye imzalardı. Hı, öyle mi? Ben de güneşli günler diliyorum Türkiye için. Hepimizin demokrasiden nasiplendiği. Adaletten nasiplendiği. Özgürlükten. Peki, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Reklamlardan sonra vedalaşalım. Araya hafta sonu giriyor malum. Görüşmek üzere. Efendim, hafta sonu herkese güzel gelsin. Adalet arayan, özgürlük bekleyen herkese de sabırlar versin. Pazartesi görüşmek üzere. Bakalım neler konuşacağız, gündemde neler olacak. Umarım iyi şeyler olur. Hoşça kalın efendim.